Memleketimiz cayır cayır yanıyor. 21 ilde toplamda 60'tan fazla yangın meydana geldi biliyorsunuz. Ve 42'si nihayet kontrol altına alınabildi. Ama 21 yangın hala daha devam ediyor. Ekiplerin o zorlu mücadelesi devam ediyor. Sonuç ne olacak? Geride bıraktığı hasarlar çok ağır. İnsanlar evlerini kaybettiler. Bütün hayatlarını, geçmişlerini kaybettiler bu yangınlarda. Ve bu yangınlarla mücadele eden ekipler, İtfaiye ekipleri, orman ekiplerinin mücadelesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Allah yardım etsin inşallah. Türkiye alevlere teslim oldu. Allah Allah. Altmıştan fazla noktada çıkan orman yangınları için seferber olundu. Baba ileride hayvan barınağı var. Orada çok kötü. Çok o hayvan barınağı var. Tamam. Görüntüler turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bir otele sıçradı. Alevler otellerin bahçesine kadar geldi. İşte bulunduğumuz bu noktada 5 yıldızlı oteller var ve şu an alevler o otellerin bahçesinde. Oteldeki turistler, vatandaşlar tahliye ediliyor. Şu an gördüğünüz gibi sahil güvenlik tekneleri, ayrıca balıkçı tekneleri de bulunan turistleri oradan alıp gördüğünüz bu iskeleye getiriyorlar. Marmaris İçmeler bölgesinde de dumanlar yükseldi. Yangın iki eve sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Milas ilçesinde de manzara aynıydı. Ormanlık alanda başlayan yangın otellerin bulunduğu alana kadar yayıldı. Otelde konaklayan tatilciler tahliye edildi. Mersin'de de iki ilçede yangın çıktı. Silifke ve Aydıncık'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ormanlık alanda alevlere teslim oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Burası ise Adana'nın Ceyhan ilçesi. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarla büyüdü. Alevlerin mahalleye yaklaştığı ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi. Aladağ ilçesinde yaşanan yangına da müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Osmaniye'nin Kazmaca köyündeki orman yangınının verdiği tahribat havadan görüntülendi. Yangın ilk başladığı noktadan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarpın Ağzı köyüne ulaştı. Jandarma ekipleri sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Acilen köye boşaltalım. Sadece orman yangınında ağaçlar değil aynı zamanda orman canlıları da yanarak yok olabiliyor. İşte onlardan bir tanesi de kaplumbağa. Biz onu fark ettik ve şu anda onu kurtarmak için buraya geldik, yanına geldik. İnşallah onu buradan kurtaracağız. Karaman, Kilis ve Kocaeli'de çıkan yangınlarsa kontrol altına alındı. Yurt genelinde 28-29 Temmuz'da 21 ilde toplam 63 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 42 tanesi kontrol altına alındı.